Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda manifold kavramına neden ihtiyaç duyulduğunu ve manifoldların tarihi süreçte ortaya çıkma sebeplerini açıklamıştık. Esas olarak manifold daha geniş bir alanda eğriliğin sabit pozitif veya negatif olmadığı durumlarda geometri imkanı yapma olanağı bize vermektedir. Bu videoda topolojik manifoldlar kavramına giriş yapacağız. Topolojik manifoldları teknik olarak tanımlayacağız. Şimdi topolojik manifoldlardaki topoloji kavramı 20. yüzyılda ortaya çıkan ve esas olarak da geometrinin içinden türeyen yeni bir matematik alanıdır. Topolojik manifoldlarda biz topolojiye ihtiyaç duyacağımız için önce topoloji kavramından biraz bahsedeceğiz. Ve esas olarak topoloji ile geometri arasındaki farkı da belirterek devam edeceğiz. Topoloji esas olarak şu tip durumları incelemektedir. İki matematiksel nesne kesilmeden eğilip bükülerek birbirine dönüştürülebiliyorsa bu iki nesne aynı topolojiye sahiptir denir. Örneğin şu şekilde. Kare ile dikdörtgen aynı topolojiye sahip matematiksel nesnelerdir. Bir oyun hamuru düşünün. Oyun hamurunu da kesmeden, koparmadan birbirine dönüştürerek çocukların yaptığı nesneler aynı topolojiye sahip nesnelerdir. Veya elastik bir top düşünün. Bunu istediğiniz şekli verme yoluna giderseniz kesmeden, yırtmadan o zaman bu iki nesne topolojik olarak birbirine denktir. Buna karşılık geometri iki matematiksel nesne aynı şekilde sahip ve eşit ölçümlere sahip ise aynı geometriye sahiptir denir. Burada dikkat ederseniz eşit ölçümlere sahip olmayı da zorunlu kılmakta. Örneğin şu şekilde. Modern terimde konuşacak olursak geometride aslında izometri aramaktayız. Şimdi topolojik manifold kavramını tanımlamak için topoloji kavramından biraz bahsedeceğiz. Şimdi X bir küme ve tau X kümesinin alt kümelerinin bir ailesi olsun. Eğer şu 3 şart sağlanıyorsa o zaman bu ikiliye bir topolojik uzay adı verilmektedir. İlk şartımız boş küme ve kümenin kendisi bu aileye ait olmalı. Bu ailenin keyfi sayıda birleşimi yine bu tau kümesine ait olmalı. Ve üçüncü şart olarak da tau ailesinin sonlu sayıda kesişimi tau kümesine ait olmalıdır. Bakın, topoloji kavramı tamamen küme ile ve küme üzerindeki işlemlerle tanımlanan bir kavramdır. Yani oldukça genel bir kavramdır. Biz de manifold kavramını ya da geometri yapma kavramını tanımlarken daha geniş uzayda pozitif, negatif veya sıfır eğrilikli olması gerekmeyen ortamlarda geometri yapma amacıyla böyle bir gereksinim ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla topoloji kavramı sadece kümeyi alarak bizim bu gereksinimimize cevap vermiş olmakta. Şimdi topolojide önemli kavramlar var. Bu önemli kavramları sırasıyla tanımlayacağız. X kümesinin her bir elemanına topolojik uzayın bir noktası ve X kümesinin tau ailesine ait olan alt kümelerine topolojik uzayın açıkları adı verilir. X noktasını içeren bir açık alt kümenin her ne üst kümesine ise X noktasının komşuluğu denir. Komşuluk kavramı oldukça önemlidir. Çünkü topoloji bir noktanın komşuluğun davranışına bakarak verilen uzayı karakteri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Yani noktanın kendisi hakkında detaylı bir şeye sahip olmasak bile bu komşuluk kavramından komşuluğa bakarak uzay hakkında ya da bu ortam hakkında bilgi sahibi oluruz. Şimdi tabii örnekler. İlk örneğimiz kuvvet kümesi dediğimiz küme. Bu X kümesinin işte kuvvet kümesi olan PX, X üzerinde bir topolojidir. Ve X kümesinin her bir alt kümesi bu topoloji için bir açıktır. Tabii topoloji üretmek için bu kadar geniş bir küme almak da gerekmez. Örneğin mesela şu kümeyi sadece 4 elemandan oluşan bu küme üzerinde TOY'u bu şekilde tanımlayalım.
Bu bir topolojidir. 3 şartı sağlar. Dolayısıyla illa da tüm alt kümelerini içeren bir küme göz önüne almak gerekmez. Şimdi topoloji bize manifold kavramına ihtiyaç duymamızın gereksinimi olan koordinatlardan bağımsız olma için bir yöntem sunmaktadır. Yani Öklidyen uzayın ya da analize koordinatlara bağlı olarak çalışmak zorunda olmadığını ortadan kaldırmaktadır. Şöyle ki bir küme üzerinde, yani topolojik uzay olarak düşündüğümüzde, bunun üzerinde üyeler arasında bir bağıntı tanımlama şansına sahipsek, o zaman burada çeşitli incelemelerde bulunabiliriz. Mesela bu küme üzerinde şöyle bir bağıntı tanımlayalım. X uzayının X0 ve Y0 elemanları arasında şöyle bir bağıntı olsun. X0 elemanın ait olduğu her açık kümede Y0 elemanı da varsa, o zaman X0 elemandan Y0 elemanına bir bağıntı olduğunu tanımlayalım. Şimdi bu kümeye bakarsak, tau kümesine, B'den A elemanına bir bağıntı vardır. Gerçekten B'nin olduğu her kümede A da vardır. Dolayısıyla B'den A'ya bir bağıntı vardır. Bakın, hiç koordinatlara gereksinim duymadan böyle bir bağıntı tanımlayabiliyoruz. Biz Öklidyen uzayın, RM ile gösterdiğimiz bu uzayın genelleştirilmişi olan ya da ona yere olarak benzeyen ama global olarak benzemeyen bir kavram araştırıyoruz. O yüzden bir örnek olarak bunu da sunuyoruz. İşte burada RM ile gösterdiğimiz bu emlilerin kümesi. Buradaki her bir x, y, r sayısına uzayın ininci koordinatı adı verilir. Bu küme üzerinde x merkezi ve epsilon yarıçaplı açık yuvar b, x, epsilon görüldüğü gibi tanımlanır. Bu şekildeki açık yuvarlar bir topoloji verirler ve bu topolojiye RM üzerinde Öklid veya kanonik topoloji denir. Esas olarak bu topoloji reel sayılarda açık aralıklarla üretilen topolojinin RM uzayındaki karşılığıdır. Bakın, RM uzayı bir topolojik uzay oldu. Şimdi matematikteki diğer kavramlarda olduğu gibi, örneğin bir vektör uzayında biz ne yaparız? Bir vektörü, bir vektörler topluluğunun lineer bileşimi olarak yazmak isteriz. Ve buna da baz adını veririz. Lineer bağımsız aynı zamanda. Burada da benzer kavram tanımlı. Eğer topolojik uzayın her bir elemanı bir alt kümenin elemanlarının birleşimi olarak yazılabiliyorsa, o zaman bu alt kümeye topolojik uzayın bazı adı verilir. Örneğin AB rasyonel sayılar olmak üzere AB açık aralıkların kümesi R üzerindeki topolojinin bazıdır. Çünkü her diye açık aralığı bunların birleşimi olarak yazabiliriz. Şimdi topolojik uzayların manifold kavramında geçen özelliklerinden ve çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki ikinci sayılabilir uzay, ikinci sayılabilir topolojik uzay. Bu esas olarak eğer bir topolojik uzayın kendisi sayılabilir baza sahip ise, o zaman ilk o topolojik uzayına ikinci sayılabilirdir denir. Örneğin kanonik topoloji ile birlikte RN uzayı ikinci sayılabilir bir uzaydır. Şimdi biz tabii geometride ölçüm yapmak isteriz. Değil mi? Açı ölçümü, uzaklık ölçümü gibi. Dolayısıyla bize bir ölçüm tanımlayan bir nesne lazım. Metrik uzay tam da buna cevap veren bir yapı. X boştan farklı bir küme ve D de bir fonksiyon olsun. Eğer I ile gösterdiğimiz işte pozitif tanımlık 2 ile birlikte ve simetri şartı, bir de üçgen eşitsizliği dediğimiz bu eşitsizliği sağlıyorsa bu D fonksiyonu, o zaman D fonksiyonu bir metrik diyoruz ve X'de ikilisine de metrik uzay diyoruz. Şimdi elinizde eğer bir metrik uzay varsa bu metrik yardımıyla bir topoloji üretiriz. Dolayısıyla her metrik uzay üzerinde topoloji tanımlamak her zaman mümkündür.
Şimdi yukarıdaki tanıma denk olan ve daha pratik olan aşağıdaki tanım verilebilir. Biz bir önceki tanımdan bahsettik. Çünkü standart hemen hemen her kitapta ilk olarak bahsedilen tanım bu şekilde. Ama daha pratik bir tanım şu şekilde verilebilir. Sadece iki şarta indirgenerek bu verilebilir. Şimdi biraz önce verdiğimiz R'm uzayını tekrar gözünü alırsak ve D'yi de bu şekilde tanımlarsak, bu herkesin bildiği işte R'm'deki iki nokta arasındaki uzaklık aslında. Bu şekilde tanımlarsak D metrin tüm şartlarını sağlar. Dolayısıyla D'nin kendisi metrik olur. R'm de bir metrik uzay olur. Bu metrik uzay bu şekilde dx, y küçük r açık yuvar ile üretilen bir topolojiye sahiptir. Şimdi manifold kavramında önemli olan bir diğer kavramdan bahsedeceğiz. Bu ise Hausdorff uzay. Hausdorff uzay topolojik uzayın her farklı x, y elemanları için bu noktaların ayrı birer komşuluğu varsa o zaman topolojik uzaya Hausdorff uzay diyoruz. Her metrik uzay Hausdorff uzaydır. Bunu görmek oldukça kolaydır. Şimdi x farklı y alalım. Böylece dx y sıfırdan büyüktür. Bunu r ile gösterelim. Bu şekilde tanımlandığı zaman br bölü 2x, br bölü 2y ile tanımlanan iki ayrık yuvarımız olur. Gerçekten bu ayrıktır. Mesela bir z noktası alalım. Bu durumda üçgen eşitsizliğini kullanırsak dx z dediğimiz r bölü 2 olduğundan dz'ye r bölü 2'den büyük olur. Ve burada anlarız ki z buraya ait değildir. Bu nedenle her metrik uzay bir Hausdorff uzaydır. Biz R'm uzayının kendisinde bir metrik uzay olduğunu gördük. Dolayısıyla R'm uzayı da bir Hausdorff uzayıdır. Bakın R'm uzayı hem Hausdorff hem de ikinci sayılabilir bir uzay oldu. Şimdi topolojik uzayın en önemli kavramlarından birine geldik. Süreklilik kavramı. İki tane topolojik uzayımız var. Ve bu iki küme arasında x ve x üssü üzerine bir fonksiyon tanımlayalım. Eğer hedef kümedeki her açık kümenin ters görüntüsü kaynak ya da x kümesinde bir açık küme ise o zaman f fonksiyonu süreklidir denir. Bunun denk tanımı da komşuluk kavramıyla da verilebilir. Komşuluk biraz daha önce de vurguladığımız gibi oldukça önemli bir kavram. O yüzden birçok şey aslında komşuluk kavramıyla da tanımlanabilir. Şimdi süreklilikle ilgili bir örnek verelim. Oldukça nümerik, anlaşılır bir örnek. İki topolojik uzay aldık. Biri tau1, biri tau2 ile tanımlandı. Ve buradaki f'yi şöyle tanımlayalım. F, a'yı y'ye götürüyor. B'yi y'ye götürüyor. C'yi w'ye götürüyor. Ve d'yi z'ye götürüyor. Şimdi buna bakarsak bu durumda ters görüntülerine. Boş kümenin ters görüntüsü boş küme olur. Tau1'e ait. X2'nin ters görüntüsü x1. Y'nin ters görüntüsü ab oldu. Bakın tau1'in açığı. YZW'nun ters görüntüsü x1 oldu. Dolayısıyla x'teki her açının ters görüntüsü x1'de de açık oldu. Dolayısıyla bu f sürekli bir fonksiyondur. Şimdi sürekli fonksiyon yardımıyla homeomorfizma kavramını tanımlayacağız. Şimdi f bir fonksiyon olsun. Eğer f fonksiyonu birebir örten sürekli ve tersi de sürekli ise o zaman bu fonksiyona homeomorfizma denir. Bu durumda x topolojik uzayı x yüzey uzayına homeomorfiktir denir. Şimdi bununla ilgili bir örnek verelim. R2 uzayından R2 uzayına giden ve fxy eşit x çarpı y üzeri y artı y, x çarpı y üzeri y eksi y ile verilen fonksiyonu gözüne alalım. Önce birebirliğini gösterelim. Birebirlik tanımını kullanırsak o zaman x çarpı y üzeri y artı y eşit x üssü y üssü artı y üssü x çarpı y üzeri y eksi y x üssü
E üzeri y üssü eksi y üssü olur. Şimdi burada taraf tarafa çıkarsak öncelikle 2y eşit 2y üssü olur. Yani y üssü y eşit olur. Bunu getirip kullanırsak o zaman şunu elde ederiz. X eksi x üssü e üzeri y üssü eşit 0 olur. E üzeri y üssü hiçbir zaman 0 olamaz. Üstel fonksiyon. Dolayısıyla x eşit x üssü olarak çıkar. Bu da birebirliğini gösterir. Şimdi ters fonksiyonu bulmak için bu denklemi çözeceğiz. X üssü, y üssü, x, y cinsinden çözmeye çalışacağız. Eğer tek türlü bulursak aslında bu birebir bir örtenliği de garanti eder. Dolayısıyla önceki birebirliğini göstermeye gerek kalmadan buradan da söyleyebiliriz. Bakın çözdüğümüz zaman x üssü x artı y bölü 2 çarpı e üzeri x eksi y bölü 2, y üssü de x eksi y bölü 2 olarak bulunur. Buradan ters fonksiyon çıkmış olur. İşte e üzeri x eksi y bölü 2 yukarı alırsak o zaman e üzeri y eksi x bölü 2 olur. Şimdi buraya baktığımız zaman hem fonksiyonun kendisine hem de ters fonksiyona baktığımız zaman burada birinci derece polinomlar var ve üstel fonksiyonlar var. Bunlar sürekli. Dolayısıyla bu görüldüğü gibi sürekli fonksiyonlardır. O yüzden f bir homeomorfizma olur. Şimdi ana amacımız olan Hausdorff uzay kavramından faydalanarak topolojik manifold kavramını tanımlayabiliriz. Şimdi M ikinci sayılabilir. Hausdorff bir uzay olsun. Eğer her P için, M'deki her nokta için Rm'deki bir W açık kümesine homeomorfik olacak şekilde P noktasının bir açık komşuluğu varsa, bunu U ile gösterelim. Yani P noktasını içeren bir U açık kümesi, Rm'de bir W açık kümesi ve bu ikisi arasında fi ile gösterdiğimiz homeomorfizma, yani birebir örten, sürekli ve tersi de sürekli olan bir fi varsa, o zaman bu ikinci sayılabilir. Hausdorff uzaya bir topolojik manifold veya kısaca manifold denir. Şekilde görüldüğü gibi M'de U'yu alıyor, fi U'ya götürüyor. Şimdi boyut modellendiği uzay olan Rm'nin boyutu olarak tanımlanır. Burada M olduğu için manifoldun boyutu da M olarak tanımlanır. Buradaki U fi ikilisine harita adı verilir. Harita ne yapıyor? Harita M manifoldunun U açık kümesi için Rm uzayında koordinatlar tayin ediyor. Yani x elemanı U için fi 1 x, fi m x ile gösterdiğimiz bir m'li karşılık getiriyor. Şimdi manifold kavramındaki m ile gösterdiğimiz kısım bir nokta kümesi. Tamam, topolojik uzay, ikinci sayılabilir Hausdorff uzay. Ama sonuçta bir nokta kümesi. Karşı tarafta Rm'e baktığımız zaman orada koordinatlarımız var. Orada iş yapma, yani işlem yapma şansımız var. Dolayısıyla ikisi arasında böyle bir ilişki oluşturuyor. Topolojik manifold verildiği zaman bu haritaların koleksiyonuna bir atlas adı verilir. Şimdi şunun üzerine biraz duralım. Topolojik manifold kavramında geçen ikinci sayılabilirlik ve Hausdorff uzay olma şartları neden konulmakta? Neden bunlara ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi ilk olarak biz Rm'e yere olarak benzeyen bir ortam arıyoruz. Nesne arıyoruz. Bir önce gördük, Rm hem ikinci sayılabilir hem de Hausdorff. Dolayısıyla manifoldda bu şartların konulması bunun doğal bir sonucu. Bir diğer tarafı manifold kavramı aslında daha önce belirtmiştik, işte sabit eğrilikli, yani pozitif ve negatif olan yüzeylerin bir genelleştirilmişi olarak gözünü alabilir. Ve bunların hepsine baktığımız zaman bu özellikler orada da var. Hausdorff uzay olmasını istememizin bir diğer nedeni dizilerin limitlerinin tekliğini bize garanti etmektedir. Şimdi bu bize neyi veriyor? Bu daha sonra bizim uğraşacağımız türev kavramı, D türev, iç türev, kovaryant türev gibi kavramları tanımlama imkanı bize vermektedir.
İkinci sayılabilirlik ise manifold üzerinde yerel olarak aldığımız bir kavramı genelleştirmek için kullandığımız birimin parçalanışı kavramı da bizim için oldukça önemli. Ve bir diğer neden, ikinci sayılabilir ve Hausdorff uzaylar varsa o zaman bunlar üzerinde bir metrik, yani global olarak tanımlı bir metrik inşa etme imkanı vermektedir. Diferansiyel geometride biz bir metrik olmasını arzu ederiz. Bunun garanti olmasını isteriz. Dolayısıyla bu nedenle bunun da konulması gerekir. Bir diğer neden, eğer bunlar olmazsa bu şartlar, o zaman maksimal integral eğrilerin varlığını garanti edemeyiz. Böyle garip bir durumla karşılaşırız. Dolayısıyla ikinci sayılabilir ve Hausdorff olma şartı manifoldun tanımında olmazsa olmazlardandır. Her ne kadar bazı yazarlar Hausdorff olma şartını koymasalar da ama diferansiyel geometri açısından bu oldukça önemli ve biz de bu tanıma sadık kaldık. Şimdi bir topolojik manifold örneği vereceğiz. Bu bildiğimiz S1 küresi, yani çember. Şimdi tabii ilk akla gelen Öklidyen uzay, yani R'm uzayının bir topolojik manifold olduğunu göstermek. Ama o çok açık ve üstelik bir tek harita gereksinimini duyacağımız için bize manifold kavramını açıklamakta oldukça kapalı kalmaktadır. Yani o kadar açık ki ekstra bir şey söyleme gereği duyulmamaktadır. O yüzden iyi bir örnek olmamaktadır. Buna karşılık S1 oldukça basit ama olayı anlatmak için, topolojik manifold kavramını oturtmak için oldukça güzel bir örnek. O yüzden biz de bu örneği vereceğiz. Şimdi S1 dediğimiz x kare artı y kare eşit 1 ile verilen işte S1 küresi dediğimiz küredir. İşte S1 küresi çember, S2 küresi dediğimiz bildiğimiz yüzey olarak anlaşılmakta. Şimdi ilk olarak Hausdorff'ta ikinci sayılabilir olma durumlarını inceleyelim. Bu ise açık şundan, biz R'm uzayının Hausdorff ve ikinci sayılabilir olduğunu gördük. Dolayısıyla S1 de bunun alt kümesi olduğu için biz biliyoruz ki eğer bir kümenin kendisi Hausdorff uzayı ise onun alt kümesi, alt küme topolojisiyle birlikte tabii Hausdorff uzayıdır. Aynı durum ikinci sayılabilir olma durumu için de geçerlidir. Buna kalıtsal özellik denilmekte. Dolayısıyla bu nedenlerle S1, yani bildiğimiz çember, Hausdorff uzay ve ikinci sayılabilir uzaydır. Şimdi çemberin haritalarını oluşturalım. Çemberin 4 haritasını gözüne alacağız burada. U1 ile gösterdiğimiz üst yarı çember, U2 ile gösterdiğimiz alt yarı çember, U3 ile gösterdiğimiz sağ çember, sağ yarı çember diyelim. Ve U4 ile gösterdiğimiz de sol yarı çemberdir. Şimdi bunlara reel eksende karşılık getirdiğimiz kümeler -1, 1 açıdır. Ve Φ1, Φ2 homeomorfizmaları çemberden x eksenine yüzdüşümler olarak tanımlanır. Şöyle bakın, şekil üzerinde görmekte. U1 dediğimiz üst yarı çember, onun Φ1 ile gösterdiğimiz homeomorfizması bu şekilde. Aynı şekilde U2 dediğimiz alt yarı çember. Tabi burada U3 ve U4 de var ama onları yazmadık. Benzer şekilde biri sağ yarı çember, diğeri de sol yarı çember olacak. Bu sefer homeomorfizmalar da nereden nereye gidecek? Bu üst sağ yarı çember ve sol yarı çemberden bu sefer de y ekseni üzerine gidecek. Yani sonuçta bunlar birer projeksiyon olacak. Yani izdüşümler olacaktır. Ve bu izdüşüm fonksiyonları olduğu için bunlar birer homeomorfizmadır. Şimdi bunların Φ1, Φ2, Φ3 ve Φ4 ile gösterdiğimiz bu dönüşümlerin terslerini yazalım. Φ1 üzeri -1x, x kök 1 eksi x kare, yani üst yarı çember. Φ2 üzeri -1, yine bu sefer alt yarı çember. Bu şekilde tanımlanıyor. Bu durumda S1 manifoldun bir atlası bu şekilde olur. Yani U1, U2, U3, U4'ten oluşan bir atlastır. Peki koordinatlar nasıl oluyor? Burada koordinatlar, çemberin her biri bir tek koordinattan oluşan yerel koordinatlara sahiptir. Oldukça basit. Φ1 x'yi nereye götürüyor? X'e götürüyor. Φ2
X'i X'e götürüyor. Diğerlerini de Y'ye götürüyor. Ve belirli iki nokta, belirli bir nokta iki yerel koordinatla belirlenir. Örneğin mesela şekilde görüldüğü gibi U1 kesişim, U3 ara kümesindeki bir P noktası için X1 ve X3 koordinatları yeterli olmaktadır. Evet, bu videomuzu daha önce bahsettiğimiz manifold kavramını daha teknik olarak tanımladık ve oldukça basit de bir örnek verdik. Aslında burada şunu da yapmış olduk. Bu homeomorfizma yardımıyla türev kavramına da giriş yapmış olduk. Ama bizim istediğimiz şekilde, yani diferansiyel geometri ya da manifoldlar teorisini çalışacak kadar detaylı olmadı bu. O yüzden diferansiyellenebilir yapı ya da diferansiyellenebilir atlas kavramına ihtiyaç duyacağız. Bunu da bir sonraki videomuzda daha geniş olarak ele alacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.